günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Hakop Karayan vefat etti. Arsak gazisi Rafael Khachatryan ile röportaj. Bir grup UNESCO temsilcisi yakında Arsak'ta bulunacak. Muradov, ateşkes rejiminin ihlal edilmesinin ardından Arsak'taki durum sakinleşti. Anıt uzmanı Samvel Karapaytan'a adanan Varsk adlı derginin 13. sayısı PDF formatında yayınlanmaktadır. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'ın tarihi çeşmesinden asırlardır su akıyor. Dadivank'tan Yerevan'a, Halk Sanatları Müzesi'nde sergi satışı açılacak. Ermenilerin haklarının savunucusu, ömrünü Ermeni davasına adayan Hakop Karayan vefat etti. Hakop, Ermeni davası için yorulmadan mücadele etti, tüm zorluklara aştı ve hayatını tehlikeye attı. Faaliyetlerine birçok genç Ermeni kadın ve erkeğin bağımsız bir platformu olan Genç Ermeni gazetesinde başladı. Bu gazete 1970'lerin Ermeni ortamında bağımsız bir siyasi hareketin çekirdeğini oluşturdu ve daha sonra ilerici bir devrimci nesli zenginleştirdi. Hakop ezilen halkların yandaşı ve faaliyetlerinin destekçisi oldu. Hatta Avrupa başkentlerinden bir savaşçısı olarak onlardan biriydi. Fransız yetkililer Paris'teki devrimci faaliyetlerinden hoşlanmadı, bu yüzden tutuklandı ve hapse girdi. Ancak hapishane içinde de dışında da o özgürdü. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Hakop Karayan ile Kilikya'da Kesab'ın kurtuluşu sırasında tanıştı. Abrahamyan'a göre Hakop tanınmış bir şahsiyetti. Nesillerimiz için tüm hayatı boyunca Batı Ermenistan'ın kurtuluşu için çalıştı. Ölümünden sonra Batı Ermenistan'ın kılıç madalyasıyla ödüllendirilecek. Huzur içinde yat, Batı Ermenistan'ın evladı. Mücadelemiz devam ediyor. Batı Ermenistan televizyonunda savaş alanında yaralandıktan sonra şu anda hastanede tedavi görmekte olan Artsak Savaşı gazisi Rafael Khachatryan ile görüştük. Rafael, savaş günlerinde sıcak noktalarda yanlarında bulunan gönüllü gruplarından geriden gelen destekten bahsetti. Savaş sırasında başına gelen bazı ilginç olayları anlattı. Savaş alanında silah arkadaşlarının gerçekleştirdiği kahramanca eylemleri ve askerlik görevini bitirdikten sonra gelecekteki planlarından bahsetti. Artsak Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı, düşmanın kontrolünde bulunan tüm anıtları tescil ettirdi. Artsak Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanı Lusine Karahanyan, bunu Artsak Pres muhabiriyle yaptığı görüşmede ifade etti. Ona göre savaş sırasında Stepanakert'in Tarih ve Coğrafya Müzesi, Tigranakert Tarih ve Kültür Rezervi, Kerem Türbeleri, Şuşi'deki Halı Müzesi'nin en iyi koleksiyonu ve Berzor'un Tarih ve Coğrafya Müzesi'nin sergileri tahliye edildi. Şuşi Galerisi'nin kültürel mirası, Devlet Jeoloji Müzesi'nin uluslararası kültürel değeri olan maddeleri içeren en iyi taş koleksiyonu tahliye edilmedi. Hadrut bölgesinde de kültürel mirasın önemli örnekleri yerinde kaldı. Artsak'taki Rus Barış Gücü Komutanı Kor General Rustam Muradov, gazetecilere verdiği demeçte Rus Barış Güçlerinin Artsak'ta ilan edilen ateşkesi ihlal edenleri durdurduğunu ve bugün bölgede genel durumun normalleştiğini duyurdu. Muradov, 11 Aralık'ta Hadrut bölgesindeki Hasabert ve Hintager yerleşimlerinin yakınında ateşkes ihlali meydana geldi ve Rus barış güçlerinin müdahalesiyle durduruldu, dedi. Değerli yurttaşlarımız, Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı Yerevan Ofisi'nin kurucu müdürü Samvel Karapetyan'ın hayatına ve faaliyetlerine adanan Varsk adlı derginin 13. sayısının online versiyonunu sizlere sunuyoruz. Web sitemizde yayınlanan bağlantıdan dergiyi okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman şehrinde Roma İmparatorluğu döneminde yapılan tarihi çeşme yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Başta UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Nemrut Dağı ile 1800 yıllık Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti gibi çok sayıda tarihi ve kültürel değeri bünyesinde barındıran Samosat Adıyaman'daki Roma Çeşmesi'nden asırlardır su akıyor. Eskiden bölgenin en önemli kentlerinden birisi olan Perre Antik Kenti'nin su ihtiyacını karşılayan çeşme, geçmişte kervanların da mola yeri olarak kullanılıyordu. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken çeşmeden yaz aylarında soğuk, kış aylarında ise ılık suyun akması farklı bir özellik olarak öne çıkıyor.
Yerevan'daki Halk Sanatları Müzesi'nde 16 Aralık'ta Dadivank'tan Yerevan'a adlı sergi satış açılacak. Sergide Dadivank'tan getirilen İnciller, haçlar, ikonalar, hediyelik eşyalar ile Ermeni tarihinin en önemli sayfalarını anlatan kitaplar, fotoğraf albümleri yer alacak. Ayrıca Artsakh kadınları tarafından yapılan Dadivank tatlıları olan gata, Artsakh'a özgü jengalov haç ve baklava satın almak da mümkün olacak. Müzeden gelen açıklamada şöyle denildi. 16 Aralık'ta hepimiz Dadivank'tan bir parça alarak kültür ile kazanmak ve üstesinden gelmek için tüm çabalarımızla Halk Sanatları Müzesi'nde bir araya gelelim. Artsakh halkımıza birlikte yardım edelim. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sahak Sahakyan tarafından seslendirilen Karahisar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.